Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab baş imamlarımızın hayatını okuştaki nabbetteki dersimiz. Bu ulu imamlar Rabbisinin yolunda sabit kadem yürüyüşünü haklayan Müslümanlar için ibret boyanıdı. İlimde, hulkta, adabda, sulukiyette. İmam-ı Malik'nin şahsiyetine geldik. İmam-ı Malik'nin şahsiyeti. O kişinin şunu diye sıfatlaşadı. O kelişken insan idi. Güzel idi. Ah yüzlü idi. Baland boylu. Özünü kiyimi ve taşkı görünüşüye kattık itibar karataradı. Bu kişinin üstü de racih akıl, ilim, adab, ahlak ve güzel görünüşlük cemden geldi. Yani bir görüp durup havas kılın adını adamlardan idi. Hem cismanın, hem aklın, hem suratın, görünüşlük hatıda. Bazıda juda qimmat kiyimlarni kiyardi. Aytiladi, ustida kiygan kiyimi bazıda 500 dirhamlik kiyim bo'lib qolardi. Xuroson va Misrdan keltirilgan noyob kiyimlarni sotib olardi. Qo'lida ko'zi qora toshdan iborat kumush uzugi bor edi. Bu ana shu ko'ziga, uzugiga Hasbiyallohu va ni'mal vakil degan yozuv yozilgan edi. Aytaradi Imom Malik. Agar Alloh taolo bir bandasiga bir ne'matni bergan bo'lsa, boylikni şu nimetini, asarını şu bandanın üstüde görüştürmeyen haliyemen, yakışık göremen. Hassaten ilim ahilleri de. Onlar özlerini ilimge boyan hürmetini, bana şu özünü taşkı körünüşü diyen kürsatçılığı gerek. İlim egesi mi? Çünkü münasip kiyinsin, münasip savlat bilen, mahabbat bilen yürsün derdi. İmam Malik özünü ahilini yakışı tamamlandırardı. Her günü göç bilen teminlerdi, göçünü muhayyakılardı. Meyvelerden banan diye aşk görürken karayın. Ne mi yendi banan diye aşk görürsünüz başkalarından dese? Derken ki birinciden paşa teymiydi derken. Adamlar da kolyem teymiydi. Yazda isteyse mi, kışta isteyse mi topladı. Ondan taşkarı bu banan cennetli meyveler yok şeydi derdi. Her haftanın bir günü de talebelerini üyüge çakırıp onlarını mehman kılardı. Bana şunarsa Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyen bu arada. Haftanın bir gününü belgilep durup bir münasebet bilen özünü okuçularını tağımge avukatke çakırardı. Şimdi tağımge çakırı için bu damlasını koradı bir nasip oluş gereğiydi buradalar. Doğru mu? Özü trişikini zor otkizeyken bize kanak alıp çakırardı. Üyüdeki kuleyler ise körpü töşeyler, yastıklar ve öşü davul için kere boladıkken cihazlar haması bu arada. Üyünü kere oluşuge maşallah degen yazını yazıp koyganıdı. Bunun sebebini soruşken de erken idi. Allah Teala Kur'an'da وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهِ degen manası sen bağınge kirgen paytingde Allah haklagen rastagene bulur desen edi deyip durup dünyadaki cennet bu havlu deyip koyar edi. Bilasılar yigit kişinin vakti tuttu nasıl da şundan bittesi keng havlu havlu sığdırsın sizi. Bu imamlarda orasıdaki farklı göreyim. Biri kiyim keçegene turmuşunu sodda buluşuge hareket kigen. İkincisi ise tokin saçını faravanlığı da yakışık görgen. Ayrımları yegili günü zorga topup gününü ötkizgen bosa, ayrımları yiyiş içliği de serap gerçiliği de yakışık görgen. Elbette bu imam başılarımızı, bu uluğlarımızı halatın her kıl buluştaki buradalar dinimizi uluğluğuyge, keniyge dalalat kıladı. Her bitti adamın özünün imkaniyatı var, özünün hoşu var. Öz imkoniyatidan kelib chiqib turib, xohish istagini bajarsa bo'laveradi. Modomiki bu xohishi gunoh ma'siyatga olib borib qo'ymasa, shariat doirasidan chiqib ketmasa. Ulamolardan ayrimlari o'zini mahkam tutgan nafsini, ya'ni kimdir kengchilikdan foydalangan. Lekin ularda hammasi ilm o'rganishlikda, odamlar yotishlikda birodarlar bir xil bo'lishgan. Ularni ayrimlari zohidlik insonni tashqarisida ham ko'rinish kerak desa, ayrimlari yo'q. Zohidlik bu kalpte bo'ladigan narsa, kiyim keçekke taşkı görünüşke alakası yok bunu derdi. Ayrım adamlar mana şu narsa üçün imam malikini malamat kılardı. Yani imam bobtırı şunca kımmat kiyim kiyası mı? Dindi elbette biz kalbimiz Allah bilan buluşluğu gerek, kolumuz dünya işi de buluşluğu gerek. Yani kaytar vatamız, Müslüman adamı kembegal boyanadan boy boyan yaşı. Peygamberimiz dua kıyanlar, Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Parvardigor men senden küfürden ve fakirlikden panah dileyemem degan. Tushunarlimi?
Endi Alloh taolo faqirlik bergan bo'lsa, rozi bo'lib sabr qilib yashaydi. Lekin boy bo'lishlikka intilishlik kerak u. Demak, imom Molikni mana shunday tanqid qilganda javob berardiki, tavozu kamtarlik, taqvo dinda bo'ladi, qalbda bo'ladi, kiyimda emasdir. Endi aksincha, kiyimda shu sofilarni kiyimini kiyib, dag'al bo'lib, hokiso tutib turib, gunoh ma'siyat qilib yurgandan ko'ra zo'r kiyinib, chertin kiyinib, nima deydi? Odamlar ko'rib turib havas qiladigandek bo'lib, zo'r yurib turib, taqvoda bo'lsin. Qaysinisini xohlardingiz? Biz taqvo qalbda bo'ladi, dinda bo'ladi deb bilamiz. Kamtarlik shu yerda bo'ladi, libosda emas deb javob berardi. Imom Molik va fatvolar. İmam Molikni birodarlar 900 ga yaqin shayxdan ta'lim olgan degan so'z bor. Ya'ni mana shuncha odamdan ta'lim oldi. İmam Molik fatvo aytgan paytda odamlar bilishar edi. Bu odam xayolidan olib gapirmas edi. Shuni bilishar edi. Sahobalardan, shogirdlaridan ta'lim olgan edi. İmam Molik o'zidagi ilmni ishonchli, hofiz, mutamakkin, zohid, obid kishilardangina rivoyat qilardi. Odamlar ham bu narsani qadrlardi. İmam Molik o'zi haqida aytardi. Bu shaharda, Madinada men shunday bir kishilarni ko'rdimki, agar ularni duosi bilan Allohdan yomg'ir so'ralsa, yomg'irni albatta Alloh taolo berar edi. Ya'ni shunday bir solih insonlarki, taqvoli, zohid, obid insonlar, duo qilsa istisqo namozini o'qib, Alloh yomg'ir berar edi. Ular ilm va hadisni ko'p eshitdi, ammo men ulardan biror narsani rivoyat qilmadim. Chunki ular o'zlariga Allohdan bo'lgan qo'rquv va zohidlikni lozim tutishdi. Zohidlikka berilishdi. Ibodatga, zikrga, lekin ilmga berilishgani yo'q. Bu ishda, ya'ni fiqhda va fatvo aytishda taqvoga muhtoj bo'linganidek, fahmga, puxtalikka, ilmga ham muhtoj bo'linadi. Kishini taqvoli bo'lishigini o'zi kifoya qilmaydi undan ilm o'rganishlikka. Toki kishi nima deyotgani bilib tursin, ammo puxtaligi yo'q va ma'rifatsiz kishidan foyda olinmaydi. Unday kishi hujjat bo'la olmaydi, unday kishidan hujjat olinmaydi. Odamlar bo'ladi, haqiqatan 5 vaqt masjidga yuguradi. Doim zikrda, ko'zi yerda, qalbi qo'rquvda, ammo ilmdan uzoq. Bu odamlardan ilm, bu odamlardan fatvo olinmaydi. Tushunarlimi? Bu biz aytayotgan zohirlik, obidlik, qalbini Allohga bog'lashlik bitta narsa, ilm, ma'rifat ikkinchi narsa. Bir odamda ikkalasi bo'lsa, naqadar zo'r. Lekin ajragan bo'lsa, ilmdan uzoq bo'ladigan bo'lsa, unaqa emas. Haliga ozgina bizga yig'ilatib masala qilib berishdi, uddalasanglar, olim degan emas u hali. Boshiga salla o'rab, soqol qo'yib, pochasini shimalab olsanglar, bo'ldi, alloma degan emas u. Tushuninglar. Biz nimaga o'qiyapmiz bularni hayotini? Shu narsalarda farqiga borib olaylik. To'g'ri kelgan odam fatvo aytadigan bo'lib qolgan zamonamizda. Halol harom mumkin mumkin emas. Agar shu odamlar fiqhdan, bu ilmdan xabari bo'lganida umuman indamay yurar edi. Mening ishim emas bu fatvo aytishlik. Palonchi domlodan so'ra. Imom Molik ilmda mustahkam bo'lgan ulamolardangina hujjat olgan, ulamolardan zohid obidlardan rivoyat qilmagan. Imom Molik aytardiki, bu ilm din. Bu ilm biz aytayotgan ilm, bu din. Bu ilmni kimdan olayotganingizga qaranglar. Yana aytardi, men mana shu ustun ostida, payg'ambarimizning masjididagi ustun ostida, qolalloh va qola rasululloh degan 70 ta odamni ko'rdim. Ularni birontasidan biror narsani olmadim, rivoyat qilmadim. Agar ulardan biriga yomonligi uchun olmadim emas, ulardan biriga musulmonlarni baytul moli topshirilsa, omonatdorligi zo'r bo'lar edi. Ammo fiqhga, fatvoga bular ahil emas edilar. Farqiga borib olaylik-a, o'zini taqvoda, ibodatda olib yurgan odam bitta odam, ilm o'qiyotgan odam boshqa odam. Tushunarlimi? İlim okuyken adam başka adam, fatvada doğru kıyan adamla alır mıyız? Fakat gene alim, hafız, mütemekkin, ilmi inançlı boyan kişilerden alamız. İnternetten hem alır mıyız fatva ülkeler? Bu müfti bergen fatvası ki cevap verirdi. Ha bu gayipte turgan adam fatvada verir orada. Bu fatvasının akıbatı da bu yurtta fitne buladı mı? Bu yurttaki Müslümanlar da başı bölünüp getirdi mi? Ona ehemmiyeti yok.
Fatva açışı için akalar az gene yaşayan buluş gerek. Ükeler közüyle de açıyorlar. Doğru kegen, yıldırlayan neresi o tillemez. İmam Malik Mescid-i Nebevi'de buralarlar fatva aytar edi. Aytar edi ki, bu mescidde, Peygamberimizin mescidinde, hadis aytaman, fatva aytaman deyip, haklagen adam kelip oturur muydu? Ta ahli salah ve fazıl bo'lgan kişilerle maslahatlashilmagan uchun. Agar mana shu kişiler bu kişini shunga munosib deb topadigan bo'lsa, shundagina fatva ochishlikka haqqi bor. Ko'ryapsizlarmi? Payg'ambarimizni masjidda o'tirib fatva ochishlik uchun ahli ilm bo'lgan odamlar guvohlikka o'tish kerak, shu odam ilmi shunga munosib deyish kerak. Mana ilmga qanday yondashishlik kerakligini, fatvoga qanday yondashishlik kerakligini, kimdan fatvo olish kerakligini Imom Malik bizga o'rgatyapti. Men deyapti İmam Malik. İlim ahlidan bo'lgan 70 kishini mana shu joyda o'tirib fatvo aytishlikka loyiq ekanligimga guvohlik bergandan keyin o'tirganman deyapti. Kim guvohlik berdi? Biror jamiyani qo'lida bir guvohnomasi bormi? 3ta jamiyani tugatgan, falon-falon katta shayxlardan ta'lim olgan, falon-falon ijozalarni olgan, shuni asosda fatvo beryap degan narsa bormi? Ukalar ko'zingizni ochinglar. Biz o'zimizda suvlar serob, suvlar tiniq, bulog'i aniq, kimligi aniq, tagi-tugi aniq bo'lgan ustozlarimiz bor. Shularni gapini olishimiz kerak. Imom Malik fatvoga, hadisga bir xos munosabatda bo'lar edi. U kishini o'quvchisi mutorif aytadi. Imom Malikning eshigining tagiga odamlar kelib, biror narsa bilishmoqchi bo'lsa, joriyasi chiqardida, shayx sizlardan so'rayapti. Sizlar hadis eshitmoqchimisizlar yoki fiqh masala eshitmoqchimisizlar? Fiqh masala eshitmoqchimiz, savollarimiz bor desa chiqib shar-shar javob berib jo'natar edi. Ammo hadis eshitmoqchimiz desa kutib turinglar deylar edi. Imom Malik kirib, g'usl qilib, kiyimlarini eng chiroyligini kiyib, xushbo'ylarni sepib, sallalarni kiyib shunday bir viqor bilan chiqib turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini xushu bilan aytib beradilar. Hadis aytib berar ekan buni asnosida biron kishini ovozini ko'tarilishiga yo'l bermasdi. Aytardiki, "Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi." Ey iymon keltirganlar, oyat bu Hujurat surasidan. Payg'ambarning so'zidan, payg'ambarning ovozidan ovozingizni baland qilmanglar dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga nisbatan shunday e'tibor ko'rsatardi, hurmat ko'rsatardi. Imomi Molikning majlisi, ilm majlisi, viqor majlisi edi. Haybatli inson. U kishi gapirayotganda hech kim gapini bo'lmasdi, kerak emas gapni gapirmasdi. Endi Imom Malik 50 yil payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarini aytib dars berib o'tirdi masjidda. Mana shu 50 yil mobaynida bironta odam lag'v so'zni gapirmadi. U kishining majlisida hazil, mutoyiba, kulgi bo'lmadi. Ha, u o'zini shogirdlari bilan o'tirganida oddiy odamdek muomala qilardi, shogirdlar aytadi. Xuddi bittamizdaqa gaplashib o'tirar edi, ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqida yoki u zotning so'zlari, hadislari haqida so'z kelsa, u kishini biz tanimagandek bo'lib qolardik. Biz ham xuddi u kishi tanimagandek o'tirar, shunday bir haybat bilan, viqor bilan turar edi. Endi imomi Abu Hanifani majlisi buni teskarisi bo'lgan ekan. Dars o'tayotganda savol bo'lar ekan, javob bo'lar ekan, talashish bo'lar ekan, fikrlar o'taya tashlanar ekan, to bitta fikrga kelgunga qadar. Ammo Imom Malik gapirtirmas ekan hech kimni. Bu kishining zamondoshlaridan bo'lgan bir kishi aytadi, Madina ahlidan bo'lmagan. Madinaga keldim, Imom Malikning atrofidagi kishilar sukut saqlab o'tirishar edi darsida. Undan haybatlanib, biron kishi ham gapirmas edi. O'zi bu ulug' insonlarda hayotini o'qishdan maqsad nima? Bir tarixni eslab qo'yish, bir voqealarni sanab o'tkazib qo'yish emas. Maqsadimiz o'zimizga ibrat namunani olishlik. Ana shu ulug' insonlarimiz qanday ulug' bo'lganligini ko'rsak, ko'zimizda bizga namuna mujassad bo'ladigan bo'lsa, Alloh tomonga yurishligimiz to'g'ri bo'ladi va shularga iqtido qilamiz, ergashamiz. Imom Malik odamlar orasida martabasi baland edi. Shu martabasiga yarasha ko'rinishda ko'chada yurishni xohlar edi. Odamlar oldiga chiqsa, boyaga aytganimizdek, kiyinib haybat bilan, salobat bilan chiqardi sallalarni kiyib. Hatto do'stlarini oldiyorsa mana shunday bir kiyinib chiqaradi. Odamlar u kishini odamlarning ko'z o'ngida ovqatlanganligini ko'rishmagan edi. O'zini hojati uchun bo'lsa ham bozorga chiqmas edi. Va olim odamni bozorga chiqishligini yaxshi ham deb bilmas edi.
ilimli adam bazarga özü çıkışlığı doğru mas deb biladi. Xizmatini chiqarishligi kerak. Mana shu haqida aytardiki, olimga bozorga o'zi chiqib hojatlarini sotib olishi lozim bo'lmaydi. Garchi bu narsa uning moliga nuqson yetkazsa ham. Endi qimmatroq bo'lsa ham bozorga chiqmasdan olsin. Chunki odamlarning ommasi, aksariyati bu olimni qadrlamaydi. Bunday deyishiga sabab nima edi? Qozi Iyos al-Andalusiy. Andalus ulamoları bozorga o'zlari chiqishar edi. Salla kiymasdan yurishar ekan, bozor uchalarini o'zi qilishardi. Endi domla kelib qopti, olim kelib qopti deb savdogarlar narx-navolarni pasaytirib berishar edi ikrom qilib ularni. Shuning uchun Imom Molik olim odam bozorga tushmasligini ma'qul deb bilar edi. Man qilinmagan tushishi, lekin ilmiga, jamiyatda tutgan maqom martabasiga to'g'ri kelmaydi deb bilardi ekan. Shuning uchun birodarlar, hamma olimni bir xil bo'lishi shart emas. Har bittasi o'zini sharoitidan, tabiatidan kelib chiqib ish qilgan. Mana birodarlar, Imom Molikning hayotini o'qiyapmiz. Ilmga, fatvoga, kim ergashlikka yo'l qanaqa ekanligini ushlar hayotidan o'rganamiz birodarlar. Inshaalloh, davomini ertaga suhbatimizni davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qavli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.